Filistin'de mücadele edenler ile Filistin'e destek verenlerin ortak bir özelliği vardır. Filistin'de mücadele edenler özgürdürler, hürdürler ve Filistin'e destek verenler de aynı şekilde özgürdürler, hürdürler. Ve bugün Filistin'e destek vermeyenler bir şekil zincirlerle Siyonizmin kölesidirler. Bu meydanda da bunu bildirmiş olayım. Kıymetli kardeşlerim, evet şu an burada yağmur yağdığı gibi şu an Gazze'de de yağmur yağıyor. Ve şu an onlar çoğuları çadırlarda kalıyorlar. Evleri yıkılmış, binaları yıkılmış, hatta şahit olduğunuz görüntüler var. Ellerindeki cenazeleri belki suyun içerisinde, nehir gibi akan suyun içerisinde defin için götürüyorlar ve nitekim bazıları cenazelerini defnedecek ortam bile bulamıyorlar. Hem havadan, hem karadan, hem denizden şu an Gazze'de bir katliam var ve bir soykırım var. Kadın, çocuk, yaşlı denmeden katlediliyor. Şu an hastanelerin doluluk oranı yüzde belki 300'ü de geçti. Çocuklar, bebekler katlediliyor ve yaralı olanlar da tedavi edildiğinde ilaç olmadığı için, anestezi ilaç olmadığı için uyuşturulmadan ameliyatlar yapılıyor. Çoğu kadınlar zor şartlarda doğum yapıyor ve büyük hastalıklarla, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalmışlar ve bunun mücadelesini veriyorlar. Ve bu bebeklerin, bu kadınların, bu sivillerin katledilişine de sebep olan işte önünde beklediğimiz büyük şeytan, katil ABD'dir. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! İnsani ateşkese hayır diyen bu bebek katili ABD'dir. Bugün bahsettiğimiz bu soykırımların bir müsebbibi de bir yardakçısı da bu ABD'dir. Bu büyük şeytandır. Ve bunlar yıllardır kendini süslü kelimelerle, güzellemelerle kendini toplumda güzel göstermeye çalıştılar. Birleşmiş Milletler'miş, uluslararası hukukmuş, insan haklarıymış, kadın haklarıymış. Bunların tüm sahtekarlığını Gazze'deki mücahit kardeşlerimiz onların bu sahtekar maskesini yere düşürdü. Ve evet kardeşlerim, Siyonizm bugüne kadar kendini hep güçlü olarak gösteriyordu. Ve kendini güçlü gösterdiğinden dolayı bugün tüm dünya onların soykırımlarına sessiz kaldı. Ancak bunlar aynı şekilde Birleşmiş Milletler'e üye 132 çalışanı da katlettiler. Birleşmiş Milletler'den hiç ses yok. Çünkü bunlar istediğimizi diri bırakırız, istediğimizi öldürürüz diyen, kendilerini soykırımdan geçiren firavunlara özeniyorlar. Ve onların sonları da firavunlar gibi olacak. Ancak bunlar bu şekil firavunlaşmışken ve tüm dünyayı esir almışken tıpkı Hazreti Musa gibi firavunun sarayından çıkıp bugün de zamanın Musa'sı Ebu Ubeyde çıktı. Ya zafer ya şehadet. Ya zafer. Allah'a emanet.
ekber. Ya zafer ya şehadet diyerek Siyonizmin putunu yerle yeksan eyledi. Ve bugün artık ABD de şunu net bilsin ki hiçbir yerde ona rahat olmayacaktır. Hiçbir yerde güvende olmayacaktır. O vicdanlara mahkum olacak, tarih karşısında hiçbir şekilde hesap veremeyecektir. İlahi ya Rabbi, oradaki kardeşlerimize merhamet eyle. Amin. Ve yeryüzünün her tarafında bulunan mazlum ustazaf kardeşlerimizi bir an önce kurtuluşa sevince boya ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizlere kardeşlik ruhu, birlik beraberlik ruhu nasip eyle. Aramızdaki tefrikaları kaldır Allah'ım.